atom modeline, Bohr atom modeline ve bunların eksikliklerini konuşmuştuk arkadaşlar. Aslında işte tam buradan sonrası 11. sınıfta çok detaylıca işlenmişti zaten. Yani bundan sonrası Bohr atom modeliyle beraber biz Bohr atom modelinde tek elektronlu taneciklerin spektrumlarını incelemiştik. Ama o atom modeli, Bohr atom modeli sadece tek elektronlu tanecikleri aydınlatabilmişti. Çok elektronlu tanecikleri için günümüzde de kullanılan modern atom modeli hala kullanılıyor. Modern atom modelinin başlangıcı nedir dersem arkadaşlar, belki burada bilmiyorum hemen dersin başında konuşmak isteyen olur. 11. sınıfta da böyle başlamıştık hatırlarsanız. Bohr atom modelinden sonra modern atom modeline geçerken orada 2-3 tane bilim insanının adını almıştık. Kimlerdi o? Sizce modern atom modeli kimle başlar desem ne dersiniz arkadaşlar? Onun öncüleri kimlerdi? Bende şu isimler vardı. Bir kere de Broglie'yi görmüştük orada. Bilmiyorum de Broglie deyince sizin aklınıza ne geliyor ama de Broglie taneciklerin de dalgasal hareketlerin olduğunu göstermişti bize. Dolayısıyla elektronun da dalgasal hareketleri olabileceğini ve arkadaşlar bunun da elektronların yerlerini hesaplarken göz ardı edilemeyeceğini söylemişti. Yine modern atom modeli deyince bence bir ismi daha söylememiz lazım. Heisenberg. Heisenberg deyince aklınıza ne geliyor? Ahmetciğim yanlışlıkla mı bastım bilmiyorum. Konuşmak istersen mikrofonunu açabilirsin. Heisenberg deyince sizin aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Hadi bakalım burada bir sizden yardım alayım. Belirsizlik ilkesi. Değil mi? Belirsizlik ilkesi geliyor. Heisenberg elektronların çok çok hafif tanecikler olduğunu ve bunların yerlerinin ve hızlarının aynı anda tam netlikle ölçülemeyeceğini söylemişti. İşte bu Heisenberg ve de Broglie bence modern atom modelinin başlangıcı arkadaşlar. Daha sonra Schrödinger bu de Broglie'nin ve Heisenberg'in ortaya attığı görüşleri birleştirip çeşitli matematiksel denklemlerle elektronların bulunabilecekleri yerleri açıklamıştı bize. Biz onun denklemlerinden gelen elektronları ve orbitalleri tarif etmede kullanılan sayılara kuantum sayılar diyorduk. Kaç tane kuantum sayısı öğrendik arkadaşlar biz 11. sınıfta? 4. 4 tane. 4 taneydi değil mi? Ben sizin için baştan itibaren sayayım. Birincisi baş kuantum sayısıydı. İkincisi orbital kuantum sayısı da diyebiliyoruz. Yan kuantum sayısı da diyebiliyoruz. Ama daha çok sanırım açısal momentum kuantum sayısı dedik. Üçüncüsü manyetik kuantum sayısıydı. Dördüncüsü ki bu dördüncüsü Schrödinger'e ait değildi. Bu denklemlerle türetilmemişti. Bu deneysel yöntemlerle türetilmişti. O da spin kuantum sayısı. İşte bunların hepsiyle beraber arkadaşlar biz günümüzde artık modern atom modelini kullanıyoruz. Ve modern atom modelinde elektronlar yörüngelerdedir demiyoruz, değil mi arkadaşlar? Nerededir diyoruz. Tam burada da ekranda görüyorsunuz. Biz artık elektronlar nerededir diyoruz. Orbitallerde bulunur diyoruz. Bu orbitalleri bulut gibi düşünelim. Elektron bulutu gibi. Her bir orbital bir elektron bulutu. Bu her bir orbitalin yani elektron bulutunun şekli farklı olabiliyordu biliyorsunuz. Büyüklüğü de farklı olabiliyordu. Dolayısıyla biz hani her atom modelini bir şeye benzettik ya. Dalton atom modelini bilardo topuna benzettik. Thomson atom modelini üzümlü keke benzettik. Rutherford atom modelini İşte Güneş sistemine benzettik biraz. Bohr atom modeline, yörüngeli atom modeli dedik. Kabuk modeli dedik ona. Buna da arkadaşlar artık bulut modeli diyoruz. Elektron bulutu modeli.
elektronların bulut halinde bulunduğunu söylüyorum. Ben bu föylerimi atmıştım diye düşünüyorum sizlere. Doğru mu arkadaşlar? Attınız bunları, hocam. Evet, bunları paylaşabiliyorsunuz. Hocam, bunların cevaplarını da atabilir misiniz? Arkadaki tabii. Testlerin. Bugün hemen atıyorum, tamam mı arkadaşlar? Zaten şu içindeki örneklerin cevabı var arkadaşlar burada. İçindeki örneklerin cevabını bilmiyorum, görebildiniz mi? Ben size hemen onu göstereyim. Şuradaki mesela örnek 16, örnek 17 gibi örneklerin cevapları hemen muhtemelen hemen geliyorum 16. sayfada olması lazım. Ama testlerin cevaplarını atmam lazım size. 18. sayfadaymış. Şurada bakın. Yani o şu örneklerin cevapları burada. Ama bundan sonra testler başlıyor. Bu testlerin cevaplarını evet ben size atmam lazım arkadaşlar. Şimdi tekrar oraya bir döneyim ben. Sanırım 6-7 sayfadaydık. Orada bir tane örneğim var. O örneği beraber çözmek istiyorum sizinle. Şuna ne diyorsunuz arkadaşlar? Örnek 9. Modern atom teorisine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sanki biraz çok mu basit olmuş? Evet Alperen, değil mi? Sami, evet Sami. Diğer arkadaşlarım burada değil mi? Vallahi sizi göremeyince arkadaşlar burada olup olmadığınızdan emin olamıyorum. Sizden cevaplarınızı bekliyorum. Hadi bakalım. Evet Ilgaz. Ilgaz ismini de çok fazla görmemiştim herhalde. Yeni Ilgaz. Evet Mustafa Efe. Kayracım. Evet. Evet başka cevaplar olan vardır eminim arkadaşlar. Ekran karşısında lütfen dikkatli oluyoruz, motive oluyoruz. Ben sabahleyin kendi oğlumu gördüm mesela. Uzaktan ders alıyor hocam. Orada ekran açık, bizimki yatıyor vallahi. Yani umarım sizler daha konsantresiniz arkadaşlar. Bunun cevabı tabii ki B. Biz modern atom modelinde elektronlar yörüngelerdedir demiyoruz arkadaşlar. İşte orbitallerdedir diyoruz artık. Şurada atom modellerin tarihlerini ve neye benzediklerini göstermişiz ama birinde bir hata yapmışım. Ya yani daha doğrusu şekil hatalı bence. Sonradan düzelttirdim bu şekli ben. O zaman size de öyle sorayım. Sizce hangi atom modelinin görseli hatalı burada? Soru olsun bu bizim için. Değil mi Alperen? Bohr atom modeli böyle bir şey değil. Ahmet, evet. O Thomson atom modeli olmuş bence. Bohr atom modelinde yörüngeler olması lazımdı. Ama bir tarihlerini ve neye benzediklerini, atomun nasıl değiştiğini bir arkadaşlar şöyle bir şey yapar mısınız? Sanırım bir yaklaşık 127 yılda atom nasıl değişikliğe uğramış? İlk önce böyle bir berk küre gibi düşünülmüş. Sonra 1897'de üzümlü kek gibi düşünülmüş. Daha sonra 1911'de çekirdeği olduğu bulunmuş. O tabii 1913'teki görsel hatalı. 1913'te yörüngelerin olduğu düşünülmüş. Artık günümüzde elektronların çekirdeğin etrafında elektron bulutları halinde bulunduğu düşünülüyor. Örnek 10. Arkadaşlar sorular kolay zor demiyoruz. Hepsini çözüyoruz. Hadi bakalım. Ne dersiniz buna? Evet Alperen. Sami. Evet İlay. Ahmet. Evet, Ilgaz 5 doğrumuz oldu. Kayra, Nazlı 7 kişi oldu. Yani sayımızın artmasını bekliyorum. Evet, Ekin. Zeynep, Mehlika, Konural 11 kişi olduk. Sanırım 11'den fazlayız şu anda sınıfta. Değil mi? Herkesin cevabı bir kere doğruydu. Evet, Doruk. Doruk bir daha kontrol eder misin ya? Sanırım yanlış görüyorsun.
Modern atom modelini bulut modeliyle eşleştirmemiz lazım. Ona bulut dedik. Evet Ece. Seninki de doğru. Thomson atom modelini üzümlü keke benzettik. Bohr atom modeline de yörüngeli demiştik. Dolayısıyla her şey zaten karşısında verilmiş. 1A, 2B, 3C o da A şık oluyor. İşte benim testlerimi çözüyorsanız ki ben çözmenizi gerçekten tavsiye ederim. Burada hemen test 1 dediğim o ileride 19. sayfadadır test 1. Onu gidip çözeceksiniz arkadaşlar. Sonra tekrar buraya döneceksiniz. Atomun yapısı. Şimdi atom biz biliyoruz ki atomu oluşturan da tanecikler var. Yani atom altı parçacıklar var. Bu parçacıkların varlığı işte Dalton'da yoktu parçacıklar. Thomson'dan itibaren biz atomda çeşitli parçacıklar olduğunu biliyoruz. Tabi Dalton'la Thomson'ın arasında bu parçacıkların bulunmasına vesile olan bir sürü kişi var. Faraday bunlardan bir tanesi, Crookes bunlardan bir tanesi, efendim belki burada yazmıyor ama Benjamin Franklin var. Onun da aynı şekilde bu atom altı parçacıklarla ilgili çalışmalar var arkadaşlar. Şimdi atom altı parçacıklar deyince arkadaşlar biz 3 temel parçacıktan bahsediyoruz. Protonlar, nötronlar ve elektronlar. Bildiğiniz üzere protonlar ve nötronlar atomun çekirdeğinde bulunuyor. Elektronlar ise çekirdeğin dışında. Artık yörünge demiyoruz efendim. Yine bir soru geldi. Bence basit bir soru. Hemen buna da bakalım arkadaşlar. Yine cevaplarınızı istiyorum. Atom altı parçacıklarla ilgili. Biraz büyütmemi ister misiniz? Biraz büyüteyim isterseniz. Daha net görelim. Ne dersiniz bu soruma? Çok özür. Evet. Kayra ve ikinci cevap. Önceki cevaplar da vardı ama onları biraz ben kaçırdım. Ece de doğru cevap verdi. Melika da verdi. Ulgaz da verdi. Nazlı, Sami de verdi. Bazen kaçıyorum bazı cevapları. Evet. Evet. Biraz fazla ya cevap vardı ama ben biraz kaçırdım bu sefer. En son Konur Alp bir daha cevabını kontrol eder misin? Evet şimdi oldu Konur Alp. Atomun alt tanecikleri ile ilgili. Doruk evet doğru cevabın. Protonlar pozitif yüklü taneciklerdir. Evet. Elektronlar çekirdekte bulunur. Olmadı. İlk bulunan tanecik tabii ki nötron değil. Proton, nötron, elektron içinden son bulunanı nötron. İlk bulunanı elektron. Elektronu Thomson keşfetmişti. Protonu Rutherford, nötronu da Chadwick. Bu özellikle elektronla ilgili düşünceler biraz farklı olabilir. Yani ben mesela bazı kitaplarda elektronu keşfedene Crookes falan da deniyorum. Ama Crookes eksi yüklü tanecikleri bulmuş da o taneciklerin atomda olan temel tanecik olduğunu bulan Thomson bence. Evet, protonlar atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciklerdir. Yükleri, aslında bakın yükleri sağ tarafa bakalım arkadaşlar. Gerçekte bir protonun yükü 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomb'dur. Ama biz bağıl yükünü 1 kabul ederiz. Yani kıyaslarken bir kabul ederiz. Proton P şeklinde gösterilir. Biliyorsunuz bir elementin proton sayısı aynı zamanda onun atom numarasıdır. Ve yine bunu ileride defalarca söyleyeceğiz. Atom numaraları her element için karakteristiktir. Yani o atomu özeldir. Atomu tanımada kullanılabilir. 5 numaralı atom dediğimde sizin aklınıza yalnızca bir atom gelmesi lazım. 5 numaralı atom atıyorum bordur. Atom numarası proton sayısına eşittir. Aynı zamanda çekirdek yüküne eşittir. Çünkü çekirdekte yüklü olan tek tanecik protondur. Nötronlar da çekirdekte bulunur. Yüksüzdür. Bağıl kütlesi 1 kabul edilir. Bakın aynı şekilde arkadaşlar protonun kütlesine eşit. Şurada yine en sonunda göreceksiniz aslında arada çok küçük bir fark var. Ama biz eşit kabul ederiz. Yüklü kütlesi pardon
protonlarla nötronların kütleleri birbirine eşittir ve bunların kütleleri elektronların kütlesi yanında çok fazladır. O zaman şu not bence anlamlı oluyor. Bir bakar mısınız? Burada şu söyleniyor. Atomun kütlesinin çok büyük bir kısmı çekirdekte bulunur. Çekirdeğin dışında bulunan taneciklerin kütleleri önemsizdir yani. Biliyorsunuz elementlerin sembolleri üzerine bu atom numarasını ve kütle numarasını yazabiliyorduk. Kütle numarası da arkadaşlar protonlarla nötronların toplamıydı. Kütle numarasına aynı zamanda nükleon sayısı da deniyordu. Ben eminim bunları sizler zaten iyi biliyorsunuz. Belki biraz zaman geçmiştir aradan. Unutmuştursunuz. Atom numarasını elementin sembolünün arkadaşlar sol alt köşesine yazıyorduk. Kütle numarasını sol üst köşeye yazıyorduk. Eğer size kütle numarasıyla atom numarası verilmişse ikisinin farkından nötron sayısını da bulabiliyordunuz. Burada bunlar hakkında bilgiler var. Efendim, örnek 12. Ne dersiniz? Atom altı tanecikler. Yani proton, nötron, elektronla ilgili. Evet, İlayda, Alperen ve Ahmet. Kayra, Mehlika, Sami'nin cevapları hepsi doğruydu sanırım. Hiç. Ekin bir daha bakar mısın ya? Ekin 3'e bir daha bakar mısın? Evet, başka Atahan'dan cevap aldım. Atahan'ın cevabı da doğru bu arada. Diğer arkadaşlarım lütfen soruya bakın. Nötron kütlesi sıfır olmaz. Yükü sıfır deseydi tamam da nötronun kütlesi sıfır değildir arkadaşlar. Bağıl yükü protonun artı birdir. Evet. Normalde yükü söylediğim gibi bir virgül. Evet Deniz. Deniz'im merhaba. Deniz de yeni mi geldin Deniz? Protonun bağıl yükü artı birdir. Gerçekteki yükü 1,602 çarpı 10 üzeri eksi 19'du ama kıyaslarken artı bir deriz. Proton sayısına çekirdek yükü de deniyordu değil mi arkadaşlar? Proton sayısı aynı zamanda çekirdek yüküydü. Elektronlar eksi yüklü taneciklerdir. Çekirdeğin çevresinde yer alırlar. Güzel bir ifade olmuş bence. Kaba bir ifade mi? En azından yanlış değil. Kütleleri protonun ve nötronun yanında çok çok azdır. Onların 1840'ta biri. Yok gibi bir şey yani. Biliyorsunuz kimyasal olaylar maddelerin elektronlarının yer değiştirmesiyle olur. Yani elektronlar işte bağlar kopar, yeni bağlar oluşur. O bağlar da elektronlardır sonuçta. Ve şunu biliyorsunuz. Bir atom nötrse diyeceğim ama zaten birazcık da saçma olacak. Çünkü bütün atomlar nötrdür. Ha, anladım Deniz. Evet maalesef. Sanal ortamdaki derslerde bu oluyor ya. Dün de mesela ben diğer 11'lerin derslerine biraz geç girebildim. Tabletimde Zoom silinmiş herhalde. Kendiliğinden silmiş. Yeniden yükleyin falan diyene kadar o arada bir sürü zaman geçti ya. Olabiliyor bunlar evet. Şunu söylüyordum. Bunu böyle yazdım ama ben nötr dememe gerek yoktu zaten arkadaşlar. Yani atomun zaten nötr olmayan olmaz ki. Atom dediğiniz her zaman nötrdür. O anlamda bu cümle aslında bu sözcük birazcık uygunsuz oluyor ama vurgulamak adına ben yazdım. Nötr atomlarda proton sayısı elektron sayısına eşittir. Size şöyle bir element verilmiş. Potasyum. Atom numarası 19'muş. Kütle numarası 39'muş. O zaman mesela bunun nötron sayısını bulabilirsiniz. 39'dan 19'u çıkararak 20 olarak bulurum. Elektron sayısı da nötr olduğu için proton sayısına yani atom numarasına eşittir. O da 19. Şimdi o atom altı taneciklerle ilgili söylediklerimizi şöyle bir kez de hepsini bir arada görelim. Bakın arkadaşlar, elektron, proton ve nötron atom altı taneciklerinin bulunmuş sırasıyla yazılmış hali.
Elektronun kütlesinin 10 üzeri eksi 31'li, protonun kütlesinin ve nötronun kütlesinin 10 üzeri eksi 27'li olduğuna bakar mısınız? İşte bundan dolayı 1600 küsürlük bir kat farkı var. Yani elektronların kütlesi çok çok az. Siz eğer proton kütlesini 1,007 almışız. Eğer böyleyse bağlı kütlesi, ki bunu 1 kabul ederiz arkadaşlar. Nötron da 1 kabul edilir ama bakarsanız 1/1'lik bir fark var. Yani nötron çok çok az daha ağır. Elektronların kütlesi onların yanında neredeyse yok yani. Bir elektronun yükünün bir protonun yüküne eşit olduğunu görebiliyor musunuz? Bu en küçük yük miktarı arkadaşlar. Ölçebilecek en küçük yük miktarı. Bunu kim bulmuştur? Belki bu biraz genel kültür sorusu oldu ya. Kendinizi ne bileyim böyle efendim genel kültürde belki okumuştursunuz. Acaba elektronun yükünü ve protonun yükünü kim bulmuştur? Tekrar ediyorum, bu bir taneciğin taşıyabileceği en küçük yük miktarıdır. Yok sanırım bu, çünkü evet mesela birazcık belki bir yerlerden duymuş mudursunuz dedim ama Millikan bulmuş. Millikan ismini hiç duyan var mı arkadaşlar? Yok sanırım, herhalde hiçbir yerde geçmiyor. Ben fizikte falan bir yerlerde geçiyor mudur dedim. Millikan'ın yağ damlası deneyi var, meşhur bir deney. Onunla elektron yükünü keşfeden adam. Ama bağlı yüklerine bakar mısınız? Biz elektronu eksi bir kabul ederiz. Protonu da artı bir kabul ederiz arkadaşlar. Bakalım şimdi. Yine bir sorumuz var. Örnek 13 yapmamız lazım. Herkes yapıyor. Buyurun bakalım arkadaşlar. Evet Alperen. Evet. Kayra, Sami. Cevaplarımız doğru. Ahmet Sencer. Evet. Meriç, Konur Alp, Ekin, Ece. Hepimizin cevabı doğru arkadaşlar. Yanlış cevap gördüğümde uyarıyorum. Tuana, Mustafa Efe. Evet gençler. Melika. Güzel. Ben de hemen cevabımızı söyleyeyim. O zaman fazla uğraşmayalım. Tamam. Elektronun kütlesi çok çok azdır. Ama elektronun kütlesi yoktur demek tabii ki yanlış bir ifade olur arkadaşlar. Şimdi hani biraz önce söyledim ya, atomlar nötrdür. Proton sayıları elektron sayılarına eşittir. Biz işte atom olmayan taneciklere iyon diyoruz. Yani proton sayısı elektron sayısına eşit olmayan tanecikler iyonlardır. Bir atom elektron alışverişi yaparsa artı ya da eksi yüklü tanecikler oluşur. İşte biz o artı ya da eksi yüklü taneciklere iyon diyoruz. Buradaki şu ifadeyi de vurgulamak isterim. Biliyorsunuz tanecikler fiziksel ya da kimyasal olaylarda sadece elektron alışverişi yaparlar. Çekirdekteki proton ya da nötronlar değişmez. Onun değişebildiği olaylar var. Ama o olaylar nükleer olaylardır. Çekirdek tepkimeleridir. Onlar sizin 12. sınıfta fizik dersinde göreceğiniz büyük büyük enerji yaratan olaylardır. Evet, devam ediyorum. Nötr atomlarda proton ve elektron sayılar birbirine eşittir. Atom elektron alırsa eksi yüklü iyonlar yani anyonlar oluşur. Elektron verirse de artı yüklü iyonlar yani katyonlar oluşur. O zaman şöyle diyebilirsiniz arkadaşlarım. Atomlarda, yine nötr atom diye vurgulanmış burada, proton sayısı elektron sayısına eşitken anyonların elektron sayısı büyüktür, katyonların proton sayısı daha büyüktür. Bir atom elektron verdiği zaman verdiği elektron sayısı kadar artı yük kazanır. Bir atom elektron alırsa aldığı elektron sayısı kadar eksi yük kazanır. Bu artı ve eksi yükler atomun sağ üst köşesine yazılır, iyon yükü olarak yazılır. Evet,
Biraz önceki benim söylediğim notu da buraya yazmışız. Atom denildiği zaman nötr hali anlaşılır. Tanecik denildiği zaman atom ya da iyon anlaşabilir. Yani iyona atom diyemez. Buradan bu sonucu çıkaracağız. Evet, bu elementin sembolü üzerine biz bazı sayıları yerleştirebiliyorduk. X'in sol üst köşesinde gördüğünüz sayı onun kütle numarası, yani nükleon sayısı, yani protonlarla nötronların toplamı. Sol alt köşede gördüğümüz sayı proton sayısı, yani çekirdek yükü, yani efendim atom numarası. Şu sağ üst köşede gördüğünüz yük, iyon yükü kaç elektron aldığını verdiğini gösteriyor. Herhalde söylememe gerek yok ama iyon yüküyle çekirdek yüküne dikkat etmeniz lazım. Karıştırmamanız lazım. İyon yükü artı da olabilir, eksi de olabilir. Çekirdek yükü her zaman artıdır. Çekirdekte elektron olamayacağına göre, değil mi arkadaşlarım? Her zaman artıdır. Tamam, bunu da biliyorsunuz. O zaman örnek 14'te geldim. Vallahi neredeyse atom ünitesini de bitireceğiz. Evet Sami. Güzel Sami. Alperen, evet senin cevabın da doğru. Kayra'a da doğru. Bu arada Tuğan'a da doğru. O arada herhalde Alperen, İlay da doğru cevap vermiş. Tuğan'a da doğru cevap vermiş. Ekin de doğru cevap verdi. Bir arkadaşımın da cevabı geldi. Başak. Sanki Başak'ı da mı bugün yeni gördük? Atağan da doğru cevap vermiş bu arada. Erdem de doğru cevap verdi. Evet. Ece, Ekin, Zeynep, buradalar. Evet, böyle bir tanecik, atoma tanecik diyebiliriz arkadaşlar, bir sorun yok. Böyle bir tanecik 3 tane elektron alırsa, 3 tane elektron alırsa bir kere eksi 3 yüklü anyon oluşur. Proton sayısı değişmez, nötron sayısı değişmez, nükleon sayısı da değişmemesi lazım. 31 olarak kalması lazım. Ama elektron sayısı 3 artacak, 18 olacak. Bir tane daha sorumuz var. Şuna ne dersiniz? Aşağıda verilen taneciklerden hangisinin çekirdek yükü 7 olup elektron sayısı nötron sayısından 3 fazladır diyor arkadaşlarım. Sami, evet. Evet Sami. Ekin de doğrudur. Evet. Alperen, Ahmet de doğru cevap verir. Kayra bir daha baksana ya. Elektron sayısı nötron sayısından 3 fazla. Evet Konuralp, Ece seninki de doğru. Mustafa Efe de doğru. Arada kaçırdıklarım var. Atan da doğru olmuş. Kayra da vermiş evet. Kayra bir daha bakar mısın ya? Mustafa Efe sen de bir daha bakar mısın ya? Evet Mustafa Efe. Şöyle mi olacak burada? En azından bir C'ye bakmak isterim ben. C'de şu sağlanıyor mu? Elektron sayısı nötron sayısından 3 fazla oluyor mu? Mesela bunun nötron sayısı 8 oluyor, elektron sayısı 10 oluyor. Yani C olmuyor. Çekirdek yükü 7'ymiş. Seçeneklerde zaten çekirdek yükü 7 olmayan bir tane var. A seçeneğini eleyebilirsiniz. B'ye bakalım. Nötron sayısı 7, elektron sayısı 10. Yani elektron sayısı nötron sayısından 3 fazla oluyor bu. Dolayısıyla B'ydi cevabımız. Şimdi bugün atomu bitireceğiz. Atomu bitirirken de son birkaç kavramımız vardı. İzotop, izoton, izobar, bir de izoelektronik kavramı var. Bunları da hemen bir hatırlatayım size arkadaşlar. Mesela bu sene MSÜ sınavında yine hidrojenin izotoplarından bir soru çıktı. İzotop, proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomlara denir. Gençler, mesela burada şunları görüyorsunuz. Bunlar birbirinin izotopu. Karbonun atom numarası 6, kütle numarası 12 olan atomları da vardır. 14 olan atomları da vardır. Bunlar birbirinin izotopudur.
biz böyle birbirinin izotopu olan atomlara genellikle farklı isimler vermeyiz. Sadece hidrojenin izotoplarına farklı isimler verdik. Hidrojenin doğada 3 tane izotopu var. Birincisi bizim en çok bildiğimiz, sanırım %99'u bu zaten. Atom numarası 1, kütle numarası da 1 olan izotop. İkinci izotopumuzun kütle numarası 2. Yani bir tane nötronu var. Buna biz aynı zamanda döteryum da diyoruz. Tekrar ediyorum. İzotoplara normalde böyle farklı isimler vermeyiz ama bir tek hidrojende vermişiz. Bir de 3 nolu hidrojen izotopu var. Buna da tritium diyoruz. 2 tane nötronu var bakın bunun. İzotopların kimyasal özellikleri aynıdır. Fiziksel özellikleri farklıdır. Yalnız bir şeyi daha karıştırmayalım. Bakın burada güzel bir not var. Şu iki taneciye bakar mısınız? Biri klor 17, kütle numarası 35. Diğeri 17, kütle numarası 37. Bunlar birbirinin izotopu. Sonuçta tanıma uyuyor. Bakın atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı. Ya da proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. Ama ekstra olarak birinin elektron sayısı değişmiş. Elektron almış. Şimdi arkadaşlar bir tanecik elektron alışverişi yaparsa kimyasal özellikleri değişir. Dolayısıyla bu ikisinin kimyasal özellikleri aynıydı ama elektron alışverişi yapınca kimyasal özellikleri de değişti. Dolayısıyla böyle bir şey görürseniz bunu şaşırtmak için size çok sorarlar. Bunlar izotop mudur? Bunlar izotoptur. Ha bunlar birbirinin izotop atomu mudur? Kelime oyunu yaptım. Değildir. Çünkü bu atom değil ikincisi. Bunların kimyasal özellikleri aynı mıdır? Değildir. Çünkü elektron sayısı farklı. Demeniz lazım. Burada da onunla ilgili bir not görüyorsunuz. İki tanecin kimyasal özelliklerinin aynı olabilmesi için hem proton hem de elektron sayılarının aynı olması lazım arkadaşlar. Çünkü kimyasal özelliklere hem proton hem de elektronlar katkı yapar. Ama eğer fiziksel özellikler diyorsa zaten o zaman bütün tanecikler aynı olması lazım. İzotop. İzotop gibi bir kavram daha var. İzoton atomlar. İzoton atomların nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı. Şimdi proton sayıları farklı olunca da atom numaraları farklı oluyor. Dolayısıyla farklı atomlar oluyor. Biri flor, biri neon. Ama nötron sayıları aynı, dikkat edin. Bunun da 10 nötronu var. Bunun da 10 nötronu var. Dolayısıyla bunlar birbirinin izotonu. Ama bunların protonları farklı olduğu için arkadaşlarım kimyasal özellikleri farklıdır. Kimyasal özellikler farklı olunca zaten fiziksel özellikler farklı. İzoton neymiş? Nötron sayıları aynı olacakmış. Böyle bir kavram daha var. İzobar. Bunların da hem protonları farklı olacak, hem nötronları farklı olacak ama kütle numaraları eşit olacak. Yani protonlarla nötronların toplamı eşit olacak. Protonları farklı olduğu için yine farklı atomlar olacak arkadaşlarım bunlar. Yine protonları farklı olduğu için kimyasal özellikleri farklı olacak. Kimyasal özellikler farklıysa fiziksel özellikleri tartışmaya gerek bile yok. Evet, oradaki notumuzda benzer. O zaman örnek 16'ya bir bakalım mı durumda? Ne dersiniz buna? X atomunun, evet Sami, ben de bir bakayım hemen. Kayra ve Tuana da doğru cevap verdi. Ece de doğru cevap verdi. Lütfen bu çıktıyı alma şansınız varsa çıktısını alın. Alperen, evet. Çıktısını alın, çözün. Ahmet, evet. İlay. Ekin, bir daha bakar mısın? X atomunun 10'la izoton olduğunu biliyoruz. Evet Nazlı.
Bununla izotonsa bunun nötron sayısını bir bulmamız lazım bence. Kaç tane nötronu var? Buna bir bakalım. Bakın 35'ten 17'yi çıkarttım. 18 nötronu var. Demek ki bizim X'imizin de 18 nötronu var. Bununla izobarmış. Yani kütle numarası bununla aynıymış. Bunun kütle numarası 32 değil mi? O zaman bizimkinin de 32. Ve o zaman atom numarasını da işte bulmuş olduk arkadaşlar. Tamamdır. Bir de şöyle bir sorum var. Bu soruyu geçen senelerden hatırlıyorum. Birazcık soruda anlaşılabiliyor mu bilmiyorum. Bir bakın bakalım ne dersiniz buna siz? Bu doğrular sizce neyi temsil ediyor? Bir şey temsil ediyor mu daha doğrusu bunlar? Ne dersiniz? Evet. Sami, Alperen, Erdem. Farklı cevaplar geliyor bu sefer. Evet, bu soru ben geçen seneden de hatırlıyorum. Kayra. Bir de ben cevabı önce bir bulabilsem bakayım. Evet, Kayra senin cevabın doğru herhalde. Tuana da doğru oldu. Önceki cevaplarda biraz hatalar vardı. Erdem bir daha bakman lazım yani. Erdem şimdi oldu, evet. Tuana doğru cevap vermiş. Zeynep olmamış. Erdem değiştirdi. Evet, Ekin doğru. Nazlı'nınki de olmadı. Alperen'inki doğru. Sami bir daha bakman lazım. Vesaire. Ece sen de bir daha bakar mısın? Nazlı şimdi oldu. Evet. Zeynep tamam. Şimdi Erdem şöyle oluyor bakın ya. Şu 2'ye bakalım mı? 2 nolu doğru ne ifade ediyor? 2 nolu doğru boyunca atomların proton sayıları aynı. Demek ki 2'deki taneciklerin proton sayıları aynı. O zaman bunlar birbirinin izotopu olmaz mı? 3'teki doğru şu. Onların da nötron sayıları aynı. Bu 3'te izoton olması lazım o zaman. 1'de ise bakın bir doğru var burada. Proton sayısı azalırken nötron sayısı artıyor. O zaman bu da izobarı gösteriyordur. Şöyle değil mi? Bilmiyorum bu soruda konuşmak isteyen var mı ama Sami evet doğru oldu bence şimdi. Var mı bu soruda sormak istediğiniz bir şey? Anlayamadığınız acaba bir şey? Yoksa bir bakacağım. Atomu sanırım bitirdik gibi geliyor bana. Bir soru varsa. Son olarak pardon. İzoelektroniklik. Bakın aslında izoelektronikliği TYT'de tam anlatamıyoruz. Ama siz 11'de bence çok iyi anladınız bunu. İzoelektronik olabilmesi için sadece elektron sayılarının aynı olması yetmiyordu. Elektronların dizilişleri de aynı olacak. İşte o dizilişlerin detaylarını siz 11'de orbitallerle öğrendiniz. Şu anda burada anlatılacak olan izoelektronik kavramı çok basit gelecek bize. Biz atom numarası 20'ye kadar olan taneciklere TYT'de ilgileniriz ve bunların elektron sayıları aynıyken bilmiyorum, izoelektronik diyebiliriz arkadaşlar. Sorun yok. Mesela 8 numaralı oksijenin -2 halinde 10 tane elektron var. 10 tane elektronları dağıttım. 2-8 şeklinde dağıttım. 13 numaralı alüminyumun +3 yüklü iyonu da 2-8 şeklinde 10 elektronu var. Dolayısıyla ikisinin de 10 elektronu var ve elektronlarının dağılımı da aynı. Her elektron sayısı aynı olanın dağılımı aynı olmak zorunda mıydı arkadaşlar? Bence değildi. 20'den büyük atomlarda o d orbitalleri işin içine girince farklılıklar olabiliyordu. Dolayısıyla her elektron dizilişi aynı olana da izoelektronik diyemeyiz. Ama ilk 20 atomda deriz, sorun yok. İlk 20 atomda d orbitali yok. Peki. Gençler. Örnek 18'e de bakmanızı istiyorum şimdi. Ne dersiniz? İle izoelektronik, onunla izoton olduğuna göre X'in nükleon sayısı kaçtır der. Biraz büyütebiliyor muyum? Biraz büyüteyim. Hadi bakalım.
Evet, Kayra. 32 mi yapar Ahmet? Bir daha baksana Ahmet ya. Alperen. Bravo. Evet, Tuana. Bendeki cevaplara bakayım bir. Evet, Kayra'nın cevabı doğru. Ahmet, bir daha bakacaksın. Alperen, Ekin, Öztürk, İlay Öztürk, Ekin, Tuana, Sami. Evet Ahmet. Şimdi oldu. Erdem. Doğru cevap veriyorsunuz. Neymiş arkadaşlarım? Nereden başlamam lazım? Bakalım bir hemen. Bir kalemi alabilsem. Evet. Şuna izoelektronikmiş. Bunun atom numarası 19 artı bir yüklü halinde 18 elektron var. İzoelektronik ise burada da 18 elektron var. O zaman X'in atom numarası da 16 olmaz mı? X'in atom numarası 16'ymış. Şuraya yazayım. Ve o X şunla argonla izotonmuş. Yani nötron sayıları aynıymış. Ki argonun nötron sayısı 36 eksi 18'den 18 oluyor. O zaman bununki de 18 oldu. Kütle numarası da 34 oldu. Bize de nükleon sayısını yani kütle numarasını soruyor. Bu da kolaymış. Bu çapı, evet burada konuşalım. İleride yine konuşacağız. Biliyorsunuz bir atom elektron alırsa çapı büyüyordu. Elektron verdikçe de çapı küçülüyordu. Ama burada bahsedilen çap tanecik çapı. Eğer size çekirdek çapı diyorsa biliyorsunuz çekirdeğin çapı elektron alışverişiyle değişmez. Sonuçta çekirdekteki protonlar, nötronlar değişmiyor. Bu çekirdek çapına dikkat edin arkadaşlar. Yani çok dikkat etmezseniz çekirdek çapına atom çapı gibi okuyoruz biz. 19. sorumuz. Magnezyum 2 tane elektron verirse aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? Alperen. Evet, Alperen. Güzel. Evet Tuana. Erdem de doğru. Kayra Ekin de doğru. Orada bir cevap daha geldi. Sami de doğru. Ahmet de vermiş. Evet Ahmet'in cevabı da geldi. Güzel arkadaşlar. Sami. Evet. Fiziksel özelliği değişmez olur mu arkadaşlarım? Ya kimya elektron alışveriş yaparsa kimyasal özelliği değişir. Kimyasal özellik değiştiğinde fiziksel özellik tabii ki değişir. Çekirdek çapı değişmez. Çekirdekli olan hiçbir şey değişmez. Proton değişmez, nötron değişmez, nükleon sayısı değişmez. Çekim gücü değişmez. Atom numarası değişmez. Sodyum artının da 10 elektronu var. Magnezyum 2 elektron verdiğinde bunun da 10 elektron olur. Elektron verdikçe atom çapı küçülür. Gençler, bakıyorum 45 geçiyor saatimiz. Sanırım bu dönemdeki çalışmalarımız burada bitiyor. Yani 3 haftalık bir çalışmaya yapılmıştı. Ben de size en azından işte 1,5 ünite bitirebildim. Sizden şunu beklerim. Yaz boyu hem arkadaşlar yavaş yavaş bu TYT motivasyonuna kendinizi sokun. Tabii bu arada enerji toplayın. Çünkü bir dönem boyunca o enerjiye çok ihtiyacınız olacak. Yani kafanızı toplayın, kendinizi bu sınav ortamına hazırlayın ve tekrar söylüyorum enerji toplayın arkadaşlar. O enerji bizim için çok lazım olacak bir dönem boyu. Bilmiyorum ne zaman tekrar görüşürüz ama size iyi tatiller diliyorum ben. Kendinize çok dikkat edin. Ve görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz.